Sen de gidesiymiş lan niye? Bilmiyorum. Onları sevmedim ben. Yani. Gerçek hayatta Selin Demir'le sevgili olur muydunuz sorusunu? Tabii biz olmalı. Başladınız mı? Bize de haber verseydiniz keşke. Hoş geldiniz. Biraz bekleyelim de şey dolsun isterseniz. Ne dolacak? İşte geçecek insanlar. Farkın basacak. Tamam şimdi işte konuşuyoruz. Tamam. Kimler var şu an? Biz, dur açacağım mi? Evet. Evet Fox. Hani ben post attım ama. Evet yine geriden geliyoruz. Evet, bu biraz sesi keseceğim. Buradan takip ediyoruz. Sevenler var. Evet, şimdiden 1500 kişi olmuş. Bekleyelim mi? Yoksa başlayalım mı? Kaç kişi olsun istiyorsun? Başlayalım işte. Tamam, ben kimse kaçırmasın istiyorum sence. Kimse mağdur olmasın istiyorum. Kimse mağdur olmaz. Tamam, hadi o zaman. Bunların tekrarı olmuyor mu? Oluyor. Oluyor, şeyde. Evet, yine bir takım sorularınız olmuş. Buradan bir tanesini seç, birkaç tanesini seçip cevaplayacağız. Sistem aynı, hiçbir şey değişmedi. Biz de aynı. Tamam, cevap evet. Kalbi yapacağız bu sefer evet, bu arada. Kalbi bu sefer çalıştık, iyi evet, çalıştık. Evet, iyi çalıştık yapacağız. Yapacağız bu sefer. Evet, evet, hangi soruyla başlamak istersiniz Aybüke Hanım? Ben ilk soruyla sana sorayım. Şimdi burada sorulan bazı sorular var arkadaşlar, bunlara kızıyorum. Hep aynı soruları soruyorsunuz, bu kadar yapmayın. Birazcık ufkumuzu genişletelim. Daha farklı sorular çıkacaktır eminim. Furkan! Niye bir şey? Evet. Ben çıkayım. Şey, ben sıra setmeyeyim. Hayır şimdi Aybüke'de yazacaklar. Aybüke'de yazacaklar. Yok kalp. İşte o kalplerin hepsi Aybüke'ye zaten. Rusça var. Rusça sen yazıyorlar. Bilirsin hemen oku. Svadba bu ve... Neyse bunu geçelim. Evet, çünkü oldu, bayağı oldu ben oradan dönelim. Selam. Aybüke abla her zaman gibi çok güzel. Ya saçmalama. Aybüke, Ali Gözü Şirin. Ali Gözü Şirin'e. Fanlarımızdan bir tanesi de evet. Ali Gözü Şirin'miş. Ali Gözü Şirin'i öpüyoruz. Aybüke diyor. Aa ya. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Neyse tamam, biraz kıskandım. Devam edelim sorulara. Tamam, soruyorum. Soruyor musun? Sen soru. Yine soru soru cevap yapalım. Tamam evet. Tamam. Karakterinizle ortak özellikleriniz var mı? Bu soruya cevap vermiştim. Vermiştim evet. Yok. Demir çok düzenli ve tertipli bir insan. Ben o kadar değilim. Olamam. Peki. Yapamam okay. Yani. O zaman ben mi cevaplıyorum aynı soruyu yoksa ben, sen bana başka soru mu soracaksın? Ben başka soru soracağım şimdi. Karışık seçeceğiz. Hayır. Hayır ben hile yapıyorum. Bir şey diyeceğim. Sırayla soruyorum. Niye hile yapıyorum? Sırayla sordu zaten. Yapayım. Benim vereceğim cevapları tahmin ederek oradan soru seçtiğinin farkındayım. O yüzden istemiyorum onu. Sırayla abi. Ne alakası var? Hayır, sadece soru seçtim. Herkes görüyor burada. Arkadaşlar görmüyor musunuz? O geriden geliyor. O görüyoruz diyene kadar o 15 dakika geçecek. Tamam neyse görüyor. Tamam, hadi, tamam, abi sor. Sıra bende şu an. Tamam sor hadi. Tamam. Sette en çok kime gülüyorsunuz? Bu muydu? Bilmiyorum. Hayır. Tamam ben cevap veriyorum. Hadi. Ben Cem Cücenoğlu'na gülüyorum. Tamam ben Ender Hoca'ya gülüyorum. Sonra Furkan'a gülüyorum. Evet. Ama politik bir cevap vermem gerekiyor. Niye? Mesela her şeye Furkan Anlıç falan dürüst olmadığını şu an... Ama her şey, bütün sorularımın cevabı Furkan Anlıç olursa nasıl olur? Projenin adı zaten baştan her yerde bendi. Evet sonra. Tamam en çok Furkan'a gülüyorum çünkü çok zaman geçiriyoruz beraber. Yoksa... Kaliteli de zaman geçiriyoruz o yüzden. Tabii canım. Değil yani, mi? Güzel şakalarımız oluyor. Evet güzel şakalarımız oluyor. Furkan'a ve Ender Hoca'ya çok gülüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sıra sende. Sıra bende. Bakın sana nasıl? Kötü soru. Nasıl? Bir bende bir onda. Hiç arıza çıkardım mı? Hayır. Buyurun sizde. Tamam. En çok hangi emojiyi kullanıyorsun? Şeyli, güneş gözlüklü ve şey. Nasıl yani? Şöyle gülücük var ya. Böyle ha, gülücük. Sonra bir tane de ters gülücük. O benim kendi yaptığım emoji. Tamam öyle emoji. Evet de. Yani o da emoji değil mi? Biliyorsun değil mi? Dalga geçmiyorum. Hayır onu. Tamam okey. Okey. Onu kullanıyorum evet. Kimsenin aklına gelmemiştir bugüne kadar doğru söylüyorum. Gelmedi. Gelmedi mi? Gelmedi. Yemin ediyorum ben çok önceden beri yapıyordum. Bilen var mı aranızda? Vardır canım takip eden. Tamam herhalde. Aybüke evet. Yeter. Kıskandı. Tamam gülücük gülücük dedik. Gülücük. Düz gülücük, oh. Ters gülücük. Allah'ım için nazar değiyor. Bir oku hilifleyin ha. Evet. Sor. Ben de bir dakika dur. Başka. Bir dakika şimdi sorularınızı daha önceden okumadık. Hemen başladığımız için. Fanlarınızın yaptığı en değişik şey. Dönenen.
En değişik şey. Ya anlatayım mı şeyi geçen gün olanı? Tamam. Hayır şeyi anlatacağım. Ne? Geçen gün sakız ayı bakın. Ha anlat anlat. Çok iyiydi. Ya çok tatlı bir şey oldu. Biz, ama onu o şekilde söylemen lazım. Evet tamam. Furkan'la beraber işte şeyden birinci köprüden geçiyoruz prodüksiyon aracına. İşte ben önde oturuyorum, o arkada oturuyor. Yanımıza bir tane, ya bir de trafik de var. Yanımıza bir tane araba geldi. Yanaştı. Böyle bir anne baba önde oturuyor, arkada da iki çocuk. Bizi gördüler, böyle tanıdılar, el salladılar, heyecanlandılar bilmem ne falan filan. Sonra camı açtılar, işte el sallıyorlar, biz onlara el sallıyoruz falan filan. Bir noktada arabanın içinde küçük bir erkek çocuğu vardı. Biliyorsunuz bizim keçimizin adı Sakız. Böyle cam açıp Sakız ayı bakın diye bağırdı. Defalarca bu kadar istedi. Evet, evet. Galiba en sevdiği karakter Sakız oldu. Evet gerçekten. Ama o çok kadar, tatlıydı o gün yaşadığım yani. En güzel şeydi herhalde benim. O kadar çok tatlıydı içten ki. Saf bir mesajdı. Aynen öyle. Buradan ona söylemek istediğim bir şeyler var mı? Evet, seni çok seviyorum. Ve evet, birilerinin hayatına dokunabildiğimizi bize gösterdiğin için teşekkürler. Benim için çok önemli bu çünkü. Evet. Öyle ama gerçekten. Öyle. Tamam, biraz ara vereceğiz yayınımıza. Abi kötü oldu. Ama ben evet, çok içlendim öyle oldu. Çok duygulu, hisli evet, bir insandır. Sette ara ara durup ağlıyor. Ağlar. Neden olduğunu bazen kimse bilmez. Tamam, sıra bende mi? Evet. Hangi dizileri izliyorsunuz? Bu ara Dark'ı izliyorum. Ondan önce How I Met Your Mother izliyordum. Ay, onu, çok severim. Evet, sürekli devam ettim. Ara ara izlediğim dizilerden. Peki hangi film? Böyle sararak baştan sürekli izlediğim bir film var mı? Var. Life is Beautiful. Roberto Benigni. Güzel film. Güzel film. Evet. Evet. Var mı başka burada dizi önerisi olan? Onları da yazın bari. Ay, biz de sizi çok seviyoruz. Evet. Evet. Sıra bende galiba. Evet. Bana Uğur getirir. Ya ben seçmiştim onu. Of. Tamam hadi sor. Bir dahaki yayınımızda bir moderatör olacak ve bu işi yönetecek. Çünkü bu şekilde olmadığını herkes gördü. Tamam, tamam hadi sor. Uğur getirir. Kendime sorayım. Tamam sen sor. Ben çıkayım o zaman. Tamam, bana ihtiyacınız yok. Bana Uğur getirir dediğiniz bir eşyanız var mı? Yok. Abi bu kadar olur ya. Sadece ben önce sorduğum için. Hayır, benim olmadığı için ben sana soracaktım. Sonra da onu Demir Eren'in uğurlu kalemine getirecektim sözü. Ben uğur kurgusunu yapmıştım. Benim yok. Ben öyle totemlere inanmayı istemiyorum ya, kaybedersem çünkü onu sonra. Ne olacak? Yapacağım? Ama o zaman şanssız mı oluyorum yani? Şans bence benimle beraber. Bir şeyin içinde değil de kendi içimde gibi. Tamam, okey, anlıyorum. Bence güzel bir şey ama yine de yanında dursa, ona baktığın zaman böyle bir okey, iyi hissettiğin aslında. Şanslı, şans getirdiğine inanan değil de seni o pozitif düşünceye sevk edecek bir nesne. Annemin takılarını falan çok takıyorum o zaman. Böyle güzel işte gala olduğunda. Sen çocukluğunu hayal edebiliyor musunuz? Anneler falan gemiye çıkmış, bizimki çekmecelerde falan takıyor böyle. Öyle şeyler var değil mi? Anneannemin yüzüklerini, babaannemin yüzüklerini falan takıyorum. Tatlı oluyor. Güzelmiş. Evet. Yüzük bence de. Evet. Evet, sen de sıra. Ya ben ama sorumu çaldığın için şu an sorum. Setin tamam, en tembeli kim? Tamam peki. Setin en tembeli kim? Kimi yakacağız sorusu bu yani şu an. Kimi yakacağım? Kim abi? Tamam, gerçek fikrini sor. Ben miyim? Hayır, sen değilsin. Hayır, öyle bir baktım ki. Nasıl baktın hiç? Böyle imalı. Setin en tembeli, yani tembel bir insan yok setimizde. Herkes işini severek politik yapıyor. Politik olma, gerçeğini söyle hadi. Ay, sen politik olurken oluyorsun, ben olamayacak mıyım yani? Tamam, olabilirsin. Sen bilirsin. Yok mu? Yok. Tamam. Peki, cevap vermedi arkadaşlar, kusura bakmayın. Japon, Furkan Andıç, bu rol için Japon kültürü ve savaş sanatı okudun mu? Güzel soru. Savaş sanatını okuyorum zaten şu an. Evet, okuyorsun. Peki. Ben de sorabilir miyim? Sor. Doğru soru sen değil. Tamam, iki soru sor, ödeşelim. Tamam, dur ya. Favori bölümünüz hangisiydi? Birinci bölüm. Birinci bölüm. Birinci bölüm, favori bölümü.
Bir de bu bölümün ikinci fragmanı, favori fragmanı. Evet. Çok güzel fragman gerçekten. Kaçıncı bölüm oluyor? 7 mi? 6 mı? 7'nin fragmanı. 7'nin ikinci fragmanı, favori fragmanım, en favori bölümünde 1. bölüm. Bakalım neler yazıyorlar. Bir soru daha sor şimdi ödeşim. Tamam. Bir soru daha geliyor. Gülmekten çekemediğiniz bir sahne var mı? Her sahne. Evet. Yalan söylemeyeceğim. Yok güzel, evet. Furkan beni güldürüyor. Sonra sahneye giriyoruz ve ben aklıma o şakalar geliyor ve gülüyorum. Genelde ve gülüyorum. Hani gerçekten projeye engel olan bir unsur olarak lanse ettim bence. Kulağa iyi gelmedi. Hayır yo, neden, çok mutlu çalışmıyor muyuz bence? Mutlu iyi bir çalışıyoruz şey ama senin çünkü işine engel oluyormuşum gibi hayır, oldu şu an. Hayır yo, bütün ekip hep beraber geçeyim. Sana bir daha şaka yapmayacağım. Nasıl yapacaksın ya? İnanma, kendi bile inanmadım. Şaka yapmadan durulmuyor. Evet. Çok gülüyorum. Çok anlayışlı ama sette. Herkes bir evet. Şey... Ama yani mutluyuz. Gülmeliyiz zaten. Bence güzel. Yani gülümsemek evet. Bize bahşedilmiş en güzel şey. Aynen öyle. Ve enerjimiz de yükseliyor öyle olunca. Evet. Karakteri daha kolay yakalıyoruz. Bence. Evet. Sıra yine sende. Dünyaya bir kez daha gelseydiniz ne olarak ve nasıl gelmek isterdiniz? Şu anki halimden memnunum ya. Yine bu şekilde gelmek isterdim. Daha farklı ne var ki zaten? Herkes birbirine benziyor. İşte kaplumbağa olurdum falan. Ne bileyim. Allı turna olurdum. Yani bazen evcil hayvanları kıskanmıyor değilim. Mesela kışın çalıştığımız dönemlerde o soğuk yataktan çıkmak çok zor. Evden çıkarken bakıyorsun kedi öyle yatmış. Ya, kedi olurdum. Yani istediğim buysa ev kedisi. Kendi kedin olurdum belki de. Bir hayvan olacak olsam dışarıda olurdum zaten. Dışarıda. Evde değil. Ama ben onu sokakta buldum ve çok annesi de yoktu. Evet. Bir tane kardeşim. Bu dramı yaşamıyorduk. Evet. Ana hem baba oldu. Evet. Sıra sende. Biri bir şey yapmış. Üstte de başkaları mı seçtin? Evet. Aybüke küçüklüğünü Ankara'nın neresinde yaşadı acaba? Çankaya. Çankaya geldim. Başka bir şey? Sürekli kalp geliyor. Teşekkürler. Hadi sor. Ne pardon. Karakterinizin hangi özelliğini... Hangisi? Tamam, sen ondan sana soracağım. Hazırlan diye şimdi ben şey yaptım. Sen sor. Karakterinizin... Karakterinizin hangi özelliğini değiştirmek isterdiniz? Bu bir tık şey var ya... Tam böyle aşırı acele ve böyle acele, bir tamam. Şeyleri birbirine karıştırmak, evet. Tezcanlı. O bende de var. Ama bu tezcan değil artık, bir şaşkınlıkla birlikte bir tezcanlık, ne geliyorsa başına ondan geliyor ya Selin'in. Ama onu değiştirirsem de Selin olmaz o zaman, lezzetli olmaz karakter. Evet, o da o telaşıyla var ve öyle eğlenceli yani. Keyifli mi Selin'le oynamak? Çok keyifli ya. Çok özgür bir kız çünkü. Çocuk ruhlu olması falan güzel. Enerjisini evet. Yakalamakta çok zorlanıyorum ama yine de çok eğlenceli. Evet, sen de bazı severdin. Günler ben de muhtemelen sen. Bence sen Selin'i oynamalıydın, ben Demir'i oynamalıydım, biliyor musun? Bunu da evet, evet. Konuşmuştuk. Evet. Kesinlikle. Evet, Selinci misin Demirci mi? Selincisin bu sorunun üstüne. Selinciyim evet. Ya Selinciymiş. Evet, sor. Bu durumda senin Demirci olman lazım. Ben Zemirciyim. Zemir Eren değil. Zemir Eren değil. Başka? Al işte soru. Bir şirkette çalışıyor olsanız ve şirketteki patronunuz aşk yasağı koysaydı ve tam da o gün evlenme teklifi alsaydı, siz bu engele karşı ne tepki verirdiniz? Yani işte kalmamız mümkün değilse çıkardım canım. Yani ben çıkardım. Partnerimi orada bırakırdım. Çalışsın, kazansın diye. Ayrıca bir bakıma iyi bir şey. Yatış çünkü. Tatildesin artık. Fedakarlık gibi yapıyor görünerek. Değil mi? Kendin için bir şey yapmış oldun. Evet. Ben çok inanmadım ama tamam. Niye canım? Sen söyledin diye. Ne yapacağım şimdi? Hayır kardeşim, bu kural olmaz mı demem lazım yani. Evet, diyemez. Sen ne yapardın? Ben de işten çıkardım. Ama ben büyük ihtimalle kendim çıkmadım. Bu sorunun cevabını ben verince olmuyor. Karşı tarafın çıkmasını beklerdim büyük ihtimalle. Halbuki olarak. Tamam, aynı yerdeyiz. Tamam, o işte gitsin yani. Karşı taraf gitsin. Ha, karşı taraf çıksın, ben çalışmaya devam edeyim. Evet. Tamam. Tamam. Peki. Başka? Başka.
Ay yok burada başka soru bu arada. Enteresan sorularınız maalesef ki bitti. Güzel soru var mı? Güzel soru var mı? Destan Bey siz takip ediyorsunuz. Senaryoyu ilk okuduğunuzda ne tepki verdiniz? Cart. Onu cevap verdik. Bunu aynen ilk canlı yayına vermiştik. Evet, nasıl oyunculuk kararı aldınız? Oyunculuk kararı mı? Oyunculuk kararı. Hepimiz röportajlarımıza bundan yeterince bahsettik. Evet, Google'a evet. Yazın lütfen. 10 yıl oldu artık. Aynen gerçekten. Ya bir de daha önce sorulan soruları niye soruyorsunuz ya? Hiç mi merak ettiniz daha bir şey? Daha ileriye yönelik sorular yok mu ya? Ne bileyim. Evet. Furkan Bey yağmurumuz dindi. Bir şey evet. Değil mi? İnanılmaz bir sahne çekeceğiz. Gerçekten o evet. 9 bölümdür beklenen. Güzel bir sahne çekeceğiz evet. Sonunda beklenen şeyler oluyor. Evet ve o sahneyi şimdi çekeceğiz. Yağmur olduğu için ara vermiştik. Evet güzel bir sahne olacak. Sizleri bekliyor olacak. Evet. Ne zaman? Bu kaçıncı bölümün sahnesi neydi? Oluyor? Bu 9. 8 dokuz. Pardon. 8. 8'e gelen sahneler. Haftaya cuma diyelim. O zaman haftaya cuma görüşmek üzere. Ve bu cuma. Ve bu cuma. Ve her cuma. Ve her cuma evet. Olabildiğince bütün cumalar bizim olsun. Aynen. Gel. Çabuk hadi biliyorsun artık. Tamam, biliyorum. İşte bu. Yapabiliyoruz artık tek seferde. Evet. Öpüyoruz.